Geldik çarpma işlemi ile ilgili ikinci videomuza. Burada iki basamaklı sayıyla iki basamaklı sayıyı çarpacağız. Ben önceden hazırladım. Onların yerine gelecek kutucukları yerleştirdim. Şimdi size aşama aşama anlatacağım. Şimdi neydi? Alttaki sayılarımız şoför. Daha önce üsttekilere bakarsanız burada bir şoför vardı. Fakat buradaki çarpma işleminde iki tane şoför var. Birisi bir koltukta oturuyor. Diğeri öbür koltukta. İlk önce birinci şoförümüz yolcularla ücretlerini alacak. Sonra diğer şoför de kendine ait olan ücretleri alacak. Çok lafı dolandırmadan işlemlerimize başlayalım. İlk önce birinci şoför ile şunu yuvarlak için alalım. Yolcularımızın ücretlerini alalım. İlk önce birler basamağı. 2 kere 3 6 yazdım. Nereye yazdım? Şoförümün olduğu koltuktan başladım. 2 kere 2 4 bu şoförümüz bütün iki tane yolcunun ücretlerini aldı. Şimdi diğer şoförümüz de sıra. Bu şoför de yolcu ücretlerini alacak. Şimdi bunu yapalım. Bunu da şöyle kare içine alalım. Evet. Bir kere üç, üç. Neden buradan başlamadım? Çünkü bir onlar basamağında. Kendi bulunduğu basamağın hizasından yazıyorum. Burası boş kalıyor. Evet. Çarpıyorum. Bir kere üç, üç. Şoförümün olduğu hizadan devam ediyorum. Diğerini diğer yolcuyu çarpıyorum. Bir kere iki, iki. Onunkileri de alta yazdım. Şimdi birinci şoförümüzün ücretlerini üste yazdık, diğer şoförümüzün ücretlerini de alta yazdık. Şoförün oturduğu yerden başlayarak sola doğru sayıları sıraladık. Ve ne yapıyorum? Birinci şoförün kazandığı ücretler ile ikinci şoförün kazandığı paraları topluyorum. 6 toplayacak herhangi bir rakam olmadığı için 6 aşağıya iniyor. 4 3 daha 7. 2 aşağı iniyor. Herhangi başka bir rakam yok ve cevabımız 276 çıktı. Şimdi diğer alıştırmayı yapalım. Yuvarlak içine almadan yapacağım. İlk şoförümüz 4. 4 ile yolcuların ücretlerini alıyoruz. İlk önce çarpmamızı yapıyoruz. 4 kere 1 4 4 kere 2 8 Bu şoför iki yolcunun da ücretlerini aldığı sıra yardımcı şoförde. Yan taraftaki şoförde. 3 kere 1 3 Nereye? Kendi oturduğu koltuğun hizasına. Yani bazen öğrenciler şöyle yapıyor. 3 kere 1 3'ü buluyor. Şuraya yazıyor. Ama olmaz. Bu şoförün oturduğu koltuğun hizası burada. Aslında başka bir şekilde anlatacağım. Fakat kafanız karışmasın diye onu atlıyorum. 3 kere 2 6. Ne yapıyorum? Sola doğru devam ediyorum basamak. Ve bu şoförün ücretleri de alındı. Şimdi birinci şoförle ikinci şoförün aldığı ücretleri topluyorum. Bakalım sonucumuz ne çıkacak. 4 aşağıya. 8, 3 daha 11. Neydi toplamada? 11'in birin birini yazıyorum. Elde var 1. Şuraya koyalım. 6. Bir de elde var. 7. Cevap 714 oldu. Diğer alıştırmamızı yapalım. 2 kere Birinci şoför 2 kere 3 6 2 kere 3 6 Diğer şoförümüz 2 kere 3 6 2 kere 3 6 Şimdi topluyoruz. 6 aşağıya 6 6 daha 12 12'nin ikisi elde var. 1, 6, bir de elde 7 oldu. 726. Gelelim diğer alıştırmalarımıza. Evet. Bir, i̇lk şoförümüz 7, yolcularımız 2 ve 4. Şoförümüz ücretlerini almaya başlıyor. Birler basamağından başlıyoruz. 7 kere 4, 28. Şöyle kenara yazalım. 28'in 8'i elde var. 2. 7 kere 2 14. 2 de elde var. 15, 16. Birinci şoförümüz yolcuların ücretlerini aldı. Şimdi sıra diğer şoförde. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. Topluyorum. 8 aşağıya. 6, 4 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. Şuraya yazalım. 1. 1 de burada var 2. de, 2 de burada var 4. Toplam 4 oldu. 408. Bunu yapalım. İlk önce 9 yapıyoruz. 9 kere 8 72. Şöyle yapalım. 72'yi şuraya yazalım. 72'nin ikisi elde var 7. Bu kez elde bayağı bir büyük bir rakam var. 9 kere 3 9 defa 3 saydığımızda 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 7 de elde var. 27 28, 29, 30, 31, 32, 33 34 Ne yapıyoruz? 34'ü şöyle basamaklar alt alta gelecek şekilde uygun bir şekilde yazıyoruz. Basamakları kaydırmamaya dikkat edin çocuklar. Yoksa çarpma işleminiz yanlış çıkar. Gelelim Diğer şoförümüze. 1 kere 8, 8. Neydi? Bir basamak boş kalıyordu. Çünkü birinin olduğu yer burası. 1 kere 3, 3. Şimdi şoförlerimizin kazandığı ücretleri topluyorum. 2 aşağıya indi. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 3. 3 daha 6. Bir de elde var. 7. Cevap 722. 3 kere 4 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3 kere 4 12. Bir de elde 13. 2 kere 4 8. Bir basamak boş bırakmayı unutmayın. 2 kere 4 8. Topluyorum ücretleri. 2 aşağıya. 8 3 daha 11. 11'in biri elde var 1. 8 1 daha 9. Bir de elde var 10. Bayağı büyük bir sayı çıktı. 1012 çıktı. Evet. Devam edelim. 4 ile çalışıyorum ilk önce. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 4 16. 2 de elde var. 17 18 oldu. Şimdi diğer şoförümüz. Onunla çalışıyorum. 1 kere 6 6. 1 kere 4 4. Topluyorum şoförlerin ücretlerini. 4 aşağıya. 8, 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Artık bu 1'i yazmayacağım bundan sonraki alıştırmalarda. Elde kaç olursa olsun. Zihnimde tutup öyle sizlere göstereceğim. Devam ediyorum. 4, 1 daha 5. Bir de elde var. 6. Şimdi devam edelim. 5 kere 4, 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 5 kere 6 30, 2 de elde var, 32. 1 kere 4 4, 1 kere 6 6. Topluyorum, 0, 2 4 daha 6, 3 6 daha 9. Cevap 960. Son alıştırmamızı yapalım. 5 kere 3 15, 15'in 5'i elde var 1. Artık yazmıyorum, zihnimde tutuyorum. 5 kere 5 25. Bir de elde vardı. 26. 1 kere 3 3. 1 kere 5 5. Ve birinci şoförümüzün kazandığı para. ikinci şoförümüzün kazandığı para. ikisinin paralarını topluyoruz. 5 aşağıya 6 3 daha 9. 5 2 daha 7. Cevap 795 oldu. Evet çocuklar, dersimizi bitir bitiriyoruz. Bundan sonra çarpma ile ilgili problemleri yapacağız. Çarpma ile ilgili problemlere geçmeden önce size çarpma ile ilgili kısa hatırlatmalarımı bir kez daha tekrar edeyim. Çarpma işlemini doğru yapmak istiyorsanız muhakkak özellikle 3. sınıfta 6'şarlı, 7'şarlı, erli ve 9'arlı saymaları çok iyi öğrenmeniz gerekir. İleriye doğru saymayı öğrenirseniz çarpma işlemini çok rahat yaparsınız. Ayrıca çarpma işlemi alıştırmaları yaparken basamakların alt alta gelmesine, onlar basamağın alt alta gelmesine, yüzlerin alt alta gelmesine çok dikkat edin. Eğer bu basamakları kaydırırsanız çarpma işleminizin sonucu yanlış çıkar. Sizlere derslerinizde başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.